Her Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Okul severler kadın okul müdürünün mesajı. Azerbaycan sabah Ermeni siperlerini bombalamaya devam etti. Yeni DNA araştırması Ermenilerin Balkan kökenli olduğunu yalanladı. Batı Ermenistan'ın Erzinga Erzincan'da 2000 rakımlı tepedeki yapılar gizemini koruyor. Militanlar Suriye'deki Hümeymim askeri üssüne tekrardan saldırmaya çalıştı. Hrant Matevosyan'ın adı Aznavur Meydanı'ndaki Yıldızlar takımında parlayacak. Sayın Yurttaş 140 yılı aşkın bir süredir okul sever kadınlar okulu Konstantinopolis'ten Yunanistan ve Fransa'ya kadar Ermeni eğitimine ve yetiştirilmesine adanmıştır hizmet ettiği faydalarına inanan bir kurum olarak birçok zorluğun üstesinden gelmiştir ve hala üstesinden gelmeye devam etmektedir. Geçen yıl okulumun kuruluşunun 140. yıl dönümü kutlaması kalplerimizi adil bir gururla doldurdu. Adil çünkü birçok politik, maddi ve ahlaki engeli aşan okul içindeki bu ışık hüzmesini canlı tutabildi. Bugün koronavirüsün neden olduğu finansal ve sosyal sorunlar yeni bir tehdit olarak sunulmaktadır. Salgının zararları ebeveynlerimizi okul ücretlerini ödeyememesine neden oldu. Bunun sonucunda doğal olarak okulun vesayeti kendini zor bir konumda buldu. Ermeni dili öğretmenleri de dahil olmak üzere öğretim kadromuzun çevrim içi dersleri beklendiği gibi farklı şekillerde gerçekleştirmeye devam ettiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın yurttaş, Okulsever Kadınlar Okulu bugün maddi ve manevi desteğinize ihtiyaç duyuyor. Eski ama genç olan okulumuzu destekleyelim. Ermeni ruhuyla yeni nesilleri eğitmeye devam etmek için okulumuzun arkasında duralım. Saygılarımla, Hayk Sarkisyan, Okul Müdürü. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında Karşı taraf 2-3 saatlik bir aradan sonra kışkırtıcı eylemlere yeniden başladı ve Ermeni siperleri doğrultusunda ateş açmaya devam etti. Karşı tarafın bu hareketine Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin öz savunma alt birimlerinden gereken yanıt verilmiştir. Düşmanın kayıplarında artış mümkündür diye yazdı. Daha önce Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü 12 Temmuz saat 12.30'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bir UAZ marka araçla Ermenistan Cumhuriyeti devlet sınırını tavuş yönünde geçmeye çalıştıklarını belirtti. Sözcü Stepanyan, Ermeni tarafının uyarısından sonra Azerbaycan askerleri UAZ marka aracı terk ederek siperlerine geri döndüler. Öğlen saat 13.45'te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri topçu ateşi kullanarak Ermeni silahlı kuvvetlerinin sınırdaki siperlerini işgal etme girişimini tekrarladılar. Ancak Ermeni tarafından gerçekleşen baskı nedeniyle kayıplar vererek geri püskürtüldü dedi ve Ermeni tarafından kayıp olmadığını da sözlerine ekledi. Batı Ermenistan Ermeniler Hint Avrupa dil ailesinin ayrı ve izole bir dalı olan Ermenice diliyle konuştuğu için birçok bakımdan yakın doğuda eşsiz bir etnik gruptur. Ermeniler Tunç çağının sona ermesinden sonra daha az karışmış olan ve yakın doğunun birçok eski temsilcisinden biri olarak kabul edilen genetik izolatlardır. Ermeni halkının kökenleri hakkında çok az araştırma olmasına rağmen bu insanların etnogenezi hakkında spekülasyon sıkıntısı yaşanmamıştır. Uzun süre devam eden terörlerden biri de Ermenilerin Balkanlardan Frik sömürgeni olarak gelmesidir. Bu teori eski zamanlarda önerildi. Örneğin eski Yunan tarihçisi Herodot Ermenlerin Frik kolonisinin sakinleri olduğunu söyledi. Çünkü Fars meselelerinde Ermeni askerlerinin üniformaları muhtemelen Friklerinkine benziyordu. Yeni araştırma 2020'de Hovanisyan ve diğerlerine göre Tunç çağının sonundaki Ermenilerin karışıklık sinyali yakın doğudaki nüfusun yaygınlaşmasını ortaya koyuyor. Başlıklı henüz yayınlanma aşamasında olan çalışma Ermenilerin Balkanlardan geldiği teorisini reddi de dahil olmak üzere bazı ilginç açıklamalar yaparak tartışma başlatıyor. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Erzinga Erzincan ili Otlukbeli ilçesinde deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğinde bulunan tepenin zirvesindeki 1 metreyi bulan yapılar gizemini koruyor. Bölgede yaşayanlar 300 metrekarelik alanı kaplayan yapıların kutsal olduğuna ve yıkıldığında yeniden yapıldığına inanıyor. Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen ancak halk arasında kutsal olduğuna inanılan bölgedeki yapılar taşların üst üste konmasıyla oluşturulmuş. Burada bulunan taşlar sadece bu bölgede var ve inanışa göre bu yapıların kendiliğinden meydana geldiği ve insan yapımı olmadığı söyleniyor. Bazen doğal afetler ya da insanlar tarafından yıkılınca ertesi sabaha tekrar oluştuğu iddia ediliyor. Otlukbeli ilçesindeki bu yapılar ilk çay yerleşimi olabilir. Rusya Federasyonu'nun Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Amiral Alexander Şerbitski tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye'deki gerici terörist gruplarının militanları Rusya Federasyonu'nun Suriye'deki Hümeymim askeri üssüne iki insansız hava aracı yardımıyla saldırıya çalıştı. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma birimleri araçları zamanında tespit edip imha etti. Askeri üste can ve maddi kayıplar yaşanmadı. Askeri üs her zamanki gibi çalışmasına devam ediyor. Amiral dün gece gerici Cephat Annusa terörist grubu militanlarının İdlib bölgesindeki çeşitli yerleşim noktalarına ateş açtıklarını da sözlerine ekledi. Yerevan'daki Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Şarl Aznavur Meydanı'nda ünlü yazar, senarist Trant Matevosyan'ın adına bir yıldız açılacak. Matevosyan bu yıl 85 yaşında olacaktı. Armin Press'in bildirdiğine göre festival bu yıl 18 Kasım günlerinde gerçekleşecek. Ancak onursal yıldızların açılış töreni Temmuz ayında yer alacak. Bu yıl yönetmen Grigor Melik Avakyan'ın 100. Arnold Agababov'un 90. Agassi Ayvazyan'ın 95. ve Ruben Gorgians'ın 75. yıl dönümü kutlanacak. Matevosya'nın biz ve dağlarımız, sahip, sonbahar güneşi, bu yeşil kırmızı dünya ve diğer filmleri Henrik Malyan, Bagrat Hovanisyan, Yuri Yerzinkyan'ın filmleriyle birleşip Ermeni sinemasının kalıcı değerleri haline geldi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından Ermeni halk şarkısı Memzare adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.